İyi akşamlar. Güne Bakış'tan merhaba. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin ev hapsinde tutulan vatandaşı rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için uyguladığı yaptırımların ardından Avrupa Birliği ülkeleriyle yakınlaşmasını Femfikir programında İştar Gözaydın ve sizin öneyi değerlendirdi. Aslında Almanya ilişkileri ele alırsak, Almanya tabii Türkiye ilişkileri, özellikle Avrupa ile olan ilişkilerimizde belirleyici rol oynuyor. Son bir yıllık süreçte bir önce Almanya'nın, hatta biraz daha da gerisine gidebiliriz, Almanya'nın bir böyle Türkiye'de insan hakları vurgusuyla, işte bu işinlerin böyle gitmeyeceği böyle eleştirel son vurgusuyla bir çıkışı ve hatta bu durumda bir anlamda iyi Türkleri, işte şeyle eziyet gören Türkleri koruma, onlara daha çok imkan tanıma, onları güçlendirme gibi bir yaklaşımı oldu politik olarak. Fakat çok kısa sürede birdenbire rota değiştirerek, rüzgar değiştirerek bizim aslında iktidarla iyi anlaşmamız lazım, iktidarla bir şekilde diyalogumuzu korumamız lazım, insan hakları eleştirilmekte veyahut da işte sıkıntı çekenleri insan hakları bakımından desteklemek bir yere varılmıyor gibi. Burada tabii Almanya'nın bir konusu, ciddi bir sorun olması, kendisi için her zaman o korkunun sürüyor olması, endişenin sürüyor olması. Öte yandan tabii kendi içindeki Türklerin, kökenli aslında tüm göçmenlerin müthiş bir kendi aralarında kutuplaşma içinde olmaları ve onlar ne olacak? Onlar ne gibi işte bizim için sorun yaratıyor olacak gibi aslında bakış açısı geliştirmesi birden o dediğim gibi rüzgarı değiştirdi. Öncesi Trump yönetiminin özellikle cumhuriyetçi taban bakımından ben kötü yönetildiğini düşünmüyorum. Trump'ın kendi şahsi bir takım tabii ki problemler olabilir, çeşitli skandallarla yüz yüze olabilir vesaire ama birincisi Amerika Birleşik Devletleri'ni o tabanın görmek istediği o hegemonya yani dünya lideri pozisyonuna bir noktada yeniden getirmiş durumda. Öbür taraftan da ekonomisi de fena gitmiyor. Dolayısıyla gerçekten muhalefete yani demokratlara çok ciddi bir şey düşüyor. Çok ciddi bir yeni şey üretip bir takım politikalar üretip kendi tabanlarını farklı bir şekilde canlandırmaları lazım. Ama yani o zaten daha önceki dönemdeki hayal kırıklıklarını bir şekilde gidermeleri lazım. Mattis bu aynı şey bence dünyanın her yerinde geçerli. Türkiye için de geçerli. Farklı bir takım politikaların üretilmemesi, muhalefet içinde çeşitli muhalefet partileri, tek bir partiden bahsetmiyorum, çeşitli muhalefet partileri içinde kendi iç hesaplaşmalarının vesairelerinin olması aslında bir anlamda iktidar partisine tabii ki yaramış oluyor. Dolayısıyla ne bir alternatif üreyebiliyor. İnsanların hayal kurabilmeleri için bile bir alternatif sunulması lazım. Güne Bakış'ta bugün konuğumuz gazeteci Ali Bayramoğlu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi sizin de yeni yön arayışı Türkiye'nin ve Batı ile olan ilişkileri dedik konu başlığımıza. Öyle de başlamak istiyoruz. Bugün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle daha güçlü, demokratik ve laik Türkiye, AB'ye, Avrupa Birliği'ne tam üyelik yolunda ilerlemeye kararlıdır diye bir açıklama geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Tabii yani açıklamanın kendisi güzel. Niyet güzel Türkiye'nin o söylediğiniz hukuk devleti prensipleri içerisinde ve gözünü evrensel değerlere çevirmiş bir istikamet kendine tayin ediyor olması tırnak içinde. O gerçekse tabii çok herkese memnuniyet verici bir hal olur ama bunun yanında Türkiye'de son dönemlerde, son birkaç yıldır Avrupa Birliği ile, Avrupa Birliği'nin temel kriterleriyle, evrensel değerlerle, hatta Batı'yla, Batı'nın sadece stratejik üsleriyle ya da aktörleriyle değil, Batı'nın temel değerleriyle Tayyip Erdoğan üstünden girdiği derin varoluşsal kavgalara dikkat ettiğimiz zaman
Türkiye'deki otoriterleşme sürecinin öyküsünü izlediğimiz zaman böyle bir istikametin, böyle bir hedefin ne kadar gerçekçi veya ne kadar samimi olduğuna dair sorular sormak son derece kaçınılmaz olur. Ama şunu tabii söylemek lazım. Türkiye eski bir ülke, eski bir devlet. Gelenekleri var. İstikameti ne olursa olsun, Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki Türkiye nasıl şekillenirse şekillensin, o devletin bir belleği ve bir hafızası var. O hafızasının içerisinde de belli stratejik veriler olduğunu düşünüyorum. O veriler de daha çoklu refleksler üstüne kuruludur. Batı, batılılaşma, Avrupa Birliği ne kadar çatışma içerisinde siyasi iktidarlar olursa olsun tamamen bir anda devre dışı bırakılacak bir nasıl koz değildir ya da husus değildir. Dolayısıyla böyle değerlendirmek lazım. Belki bu açıklamayı böyle okumak lazım. Yani Türkiye'nin son dönem tartışmaları Batı'yla gerginliği ve Avrupa Birliği'yle bu gerginlik üstünden, Amerika'yla olan gerginlik üstünden yakınlaşması böyle bir Dışişleri Bakanlığı'nın her zaman çok anlamlı olmayan açıklamalarından birini üretmiş olabilir. Belki de orta yol bir politikaya işaret ediyor olabilir. Yani tek başına bu açıklamayı anlamlı bulmam. Şu anda gazetede yazı yazıyor olsam bunu bir yazı konusu olarak almam. Ama Avrupa Birliği meselesi önemli tabii. Peki Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin yaşadığı krize baktığımızda burada Türkiye'nin alternatifi Çin'de, Rusya'da, İran'da ya da başka bir blokta aramadığını söyleyebilir miyiz artık baktığımızda? Şimdi bakın şöyle düşünüyorum. Türkiye'yi iki türlü okuyabiliriz. Bir tanesi demokratik sikler var Türkiye'de ya da demokrasi otoriterlik arasında gidişler gelişler var. Bu biraz mesafeli baktığımız zaman ki hepimiz mesafeli değiliz. İçinde yaşıyoruz şu zaman olayları. Ama tarihe, siyasi tarihe mesafeli baktığımız zaman bunun uzunca bir süredir, 150-200 yıldır Türkiye'nin hayatında olduğunu görüyoruz. Çetin Altan'ın söylediği gibi, o öyle söylerdi. Yani 15 yıllık, 20 yıllık dönüşümler, zıplamalar, geri gelmeler, ilerlemeler, gerilemeler. Genel olarak aynı problematikler, aynı sorunlar üzerinde. Batı'ya yaklaşma, daha sonra uzaklaşma, demokratik temel değerlere doğru hareket etme, daha sonra onlardan kaçma gibi biraz yapısal, aktörlerden bağımsız, Türkiye'deki dokunun üretmiş olduğu bir çerçeve var. Bu sadece Türkiye'deki doku değil, Türkiye'nin gelenekleri, Türkiye'nin stratejisi, Türkiye'deki hakim siyasi kültür, Türkiye'deki sınıfsal yapı vesaire. Bunların hepsi bunu açıklayabilir. Şimdi buradan hareketle sorumuz şu olabilir. Biz böyle bir sikl mi yaşıyoruz? Böyle bir evrede miyiz? Yani zıpladık, demokrasiye doğru gidiyoruz diye umutlandık. Bir anda yine Çetin Altan'ı analım. Osmanlı'nın arabası 4 vitesten geri vitese öyle bir geçer ki hiçbiriniz fark etmezsiniz derdi. Haklıymış. Böyle bir dönemde miyiz? Yoksa Tayyip Erdoğan'ın kafasında çizdiği ve bize adım adım anlattığı, uygulamalarla gösterdiği, adına yeni Türkiye dediğim bir istikamete doğru mu gidiyoruz? Bu istikamet muhafazakar bir demokrasi, monolitik bir iktidar yapısı, hukuk devletinin sadece şekli ve kitabi taraflarını alan bir lider sistemi olarak, biraz Türkmen sistemi ile Sovyet sistemi arasına yerleştirebileceğiniz, kendisine has bir aşırı merkezileşmiş, milliyetçilik üstüne oturan, özellikle bölgedeki bu çatışmalardan beslenen bir istikamet. Bu istikamet kurumsallaşacak mı? Türkiye ilk defa böyle bir projenin arkasında görmediği kadar büyük bir toplumsal destek görüyor. Bu sadece %52, %44 meselesi ya da %54 meselesi değil. Bu %40-45'lik büyük bir muhafazakar oy bloğunun bugün itibariyle bu projenin açık seçik dillendirilmesine ve uygulamasına destek veriyor olması. Şimdi bu projeyle bu sosyolojik doku arasında bu kadar keskin ilişkiler varsa o zaman biz hakikaten geri dönüşsüz bir istikamete mi ilerliyoruz? Bununla ilgili epey soru sormak lazım. Mesela sadece eski sistem dengeleri itibariyle baktığınız zaman harp okullarını düşünün.
kapatıldılar değil mi askeri liseler? Harp okullarındaki öğrenciler de ya ikinci, üçüncü sınıftaysa denk gelen üniversitelere gönderildiler. Son sınıftakiler asker yapılmadılar filan. Şimdi ne oluyor? Şimdi lise mezunu çocuklar sınava giriyorlar. Harp okuluna giriyorlar. Hangi kriterlerle alınıyorlar? Kriterler liyakata mı dayalı? İdeolojik elemelerden mi geçiyorlar? Nasıl bir eğitim alacaklar? Aldıktan 10 sene sonra binbaşı oldukları zaman nasıl siyasi eğilimleri olan kişiler olacaklar? Ellerinde silah tutuyor olacaklar. Türkiye muhtemelen yine gergin ve kutuplaşmış bir ülke olmaya, bölge öyle olmaya devam edecek. Dolayısıyla bütün bu sorular masada duran sorular. Şimdi Batı ile ilişkilere baktığımız zaman bu çerçeveden şunu söyleyebilirim. Eğer zıplamaysa bu, iniş çıkışsa yaşadığımızın hiçbir önemi yoktur. Kötü bir dönemdeyiz. Dünya itibariyle kötü bir dönemdeyiz. Otoriterleşen, sağ popülizmin çok hakim olduğu, Avrupa Birliği'nin içinde bile Polonya, Macaristan gibi ülkelerin yarattığı sorunla Avrupalıların nasıl hesaplaşacağını ya da yüzleşeceğini bilemedikleri Trump gibi bir fenomenle ilerliyoruz. Ekonomik olarak içe kapanmacı, politik olarak içe kapanmacı, keyfi, kaba gücün istediğini yaptığı zaman bunun kendi kendine meşruiyetini ürettiği bir düzen bu. Şimdi bu düzen içerisinde Türkiye'nin bu düzenden etkilenmemesi mümkün değil, etkilendi. Bu düzenle kesişti bir sürü yollar. İşte Kürt meselesi benzer şeyler. Böyle baktığımız zaman bunun etkilerini mi yaşıyoruz? Yoksa bu dönem geçtikten sonra da biz bu gemiyi artık geri döndüremez miyiz? Bu soru çok önemli bir sorudur. Dolayısıyla buradan Batı ile ilgili ilişkilere geldiğimiz zaman işte Batı ile Arap Baharı'nda başlayan gerginlik, hatırlayın Arap Baharı'na kadar Batı değerleriyle etkileşim içerisinde olan bir Türkiye, Arap Baharı ile beraber önce Batı'nın siyasal pozisyonuyla ters düştü. Onunla da kalmadı. Bir süre sonra adeta Ahmet-i Necat'a benzer bir dille dönemin başbakanı Batı pozisyonu değil, Batı değerleriyle tartışmaya başladı. Şimdi bu Batı değerleriyle itişme ve mesafe pek sık gördüğümüz bir şey Türkiye'de değildir. Bir başbakan ya da bir cumhurbaşkanı itibariyle baktığımız zaman. Şimdi bu yine o dönemlerde işte olur böyle şeyler konjonktüreldir diye baktık pek çoğumuz, ben de öyle. Fakat her krizle biraz daha derinleşti. Her krizle biraz daha derinleşti ve bugün geldiğimiz noktada özellikle anayasa çıktıktan sonra Batı sistemiyle, Avrupa Birliği ile, Avrupa değerleriyle tamamen karşı karşıya konumlanan bir ideolojik tanımlama söz konusu. Ben bu değer çatışmasının çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Amerika'da bazı dergilerde çıkan yazıların, yani artık Türkiye müttefik değil, niye bu iş bu kadar uzuyor gibi soruların çok anlamsız olmadığını düşünüyorum onlar açısından. Dolayısıyla bu gidiş içerisinde baktığımız zaman Batı ile ilişkiler yeniden Türkiye'nin eskiden olduğu gibi demokrasiye doğru zıplamasını sağlamayabilir. Eğer istikametimiz Tayyip Erdoğan'ın istikameti ise, bu bir git gel sarkaç oyununun dışında bir mesele ise, o zaman bütün Batı sisteminin getirdiği rasyonalite burada iktidarın konsolidasyonuna yol açar. Ekonomik kriz sizi devirir diye beklerseniz bu tam tersine konsolide eder. Ya da siyasi dışarıda bir mağlubiyet, mahcubiyet o soruna yol açar diye beklersiniz. Hayır, milliyetçilik üstünden başka bir öyküye doğru girersiniz. Artık o Batı sisteminin bize söylediği ve öğrettiği nedensellikler, pozitivizm içerisinde değerlendirmenin içinde değiliz demektir. Bunlar sorular. Bu sorulara baktığım zaman Batı meselesi bunun tam göbeğinde duruyor. Şimdi güzel bir noktayla aslında açtınız ama biz yine de bir güncel, biraz yakın zaman sorularıyla devam etmek tabii, istiyoruz. Tabii. Şimdi aslında eski Türkiye, yeni Türkiye tartışması biraz yapılabilir. Burada bilmiyorum, siz az önce attığınız pasla diyelim. Cumartesi annelerini ağırlayan Tayyip Erdoğan, hani evet. 2009'du değil mi galiba, Burak, hatırlıyor musun? 2009. Ben de hatırlamıyorum. Neyse. Olabilir ama tam bir tarih. Şimdi tabii, ama geçtiğimiz cumartesi
Rejiden arkadaşlarım 2011 diyor. Neyse öğrenelim diyelim yayından sonra tam tarihini. Fakat geçtiğimiz cumartesi de evet, gelinen nokta aslında az önce tarif ettiğiniz noktayı da açıklıyor mu bilmiyorum. Neler söylemek istersiniz? Bir miktar ama yani burada tabii Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının değer ve hedef açısından gittikleri istikamet başından itibaren ne olursa olsun bundan bağımsız bir şey var. Çok pragmatikler ve ilerledikleri istikamette çeşitli evrelerden geçtiler. Baba evreler birbiriyle tamamen zıt kutupları ifade ediyor olabilir. Ben çok iyi hatırlıyorum 2005'te bir bildiri yayınlanmıştı. Ben de o bildiri imzacıları arasındaydım. PKK'ya tek taraflı ateşkes saldırma denmişti. Hatırlarsanız 2004'te yeniden çatışmalar başlayınca. O dönemde yeniden bir Tayyip Erdoğan etrafında devlet özür diler, Kürt meselesini tanıyoruz, zulmetmişiz gibi devlet yöneticisinin ağzından çıktıkça insanı şaşırtan ve tabii mutlu eden sözler sarf ediliyordu. Ve bu 2015'e kadar şöyle ya da böyle gitti. Bugün geldiğimiz nokta bunun tam tersi. Şimdi cumartesi anneleri meselesini bu çerçevede ele alabilirsiniz. Ama bana çarpıcı gelen şey şudur. Cumartesi anneleri Türkiye'nin sembolik varoluşlarından, sembolik politik hallerinden bir tanesidir. Cumartesi anneleri dünü bugüne taşırlar. Hafızayı taşırlar. Politik olarak sert gelebilirler size, içindeki gruplar sizi ikna etmeyebilir, kaçırılan insanlar, kaybedilen insanlarla ilgili farklı fikirleriniz olabilir, hiçbir önemi yok bunun. Önemli olan şey 700 randevudur, 701 randevudur. O insanların yıllardır orada kayıpların, ölümlerin, devlet sorumluluğunun altını çizen sivil bir eylemde bulunmaları. Bu hiçbir siyasi iktidarın, bence hiçbir sağ politikacının, düşünce insanının bugüne kadar saldırmaya cesaret edemediği kendiliğinden korunaklı bir şeydi. Bugün bunun taciz ediliyor olmasının ben bir simgesel anlamı olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bilmiyorum neden Süleyman Soylu ve Tayyip Erdoğan burayı vurdular. Neden böyle bir şey yaptıları? Politik olarak belki günceli daha iyi takip eden gazeteci arkadaşlar daha iyi açıklayabilirler. Ama şunu görüyorum ki bu gittiğimiz istikametin çok önemli kilometre taşlarından bir tanesini oluşturuyor. Ne olacak orada 5 kişiyi dövmek, yaşlı bir kadını gözaltına almak diye geçiştirilecek bir hadise değil. Bu dediğim gibi zaman içerisinde oluşmuş bir politik değer ve sembolün üstüne mevcut siyasi iktidarın böyle bir şeyi ben tanımıyorum. Benim alanımın dışında özel bir alan yoktur. Benim tanıdığımın dışında özel bir saha yoktur. Deyişinin yeni bir ifadesi. Bu açıdan baktığımız zaman fevkalade umutsuz. Yani onun için Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla cumartesi annelerinde karşı karşıya kalınan durumu bir araya getirdiğiniz zaman gerçek ikincisinde. Sonuç olarak Hasan Ocağan bilmem kaç yaşındaki annesinin biz resimlerinde gazetelerde, televizyonlarda polisler arasında götürülüşünü görüyoruz. Bir milletvekilinin, iki milletvekilinin, Hrant'ın, Dink'in, oğlu Arat'ın o karşı karşıya kaldıkları durumu yüzlerine ve bedenlerine çarpıcı şekilde yansıttıkları kareleri görüyoruz. Bunlar Türkiye'yi resmediyorlar. Yani kimse kusura bakmasın. Sadece resmettik şey polisin saldırısı değildir. Oradaki direnme arzusudur, direnme çabasıdır. Direnme bir şey değil. Tayyip Erdoğan rejimine direnme değil o. Onur direnmesi, bir başka tür direnme. Yani kendi özel alanının en azından, kendi varoluş alanının korunmasıyla ilgili bir direnç. Ve yüzlerine yansıyanlara baktığınız zaman ne kadar büyük bir acının orada yaşandığının, nasıl bir endişenin de taşındığını görüyoruz. Şimdi cumartesi anneleri hadisesi 2011, 2009, 2005 çok önemi yok. Hangi yıl buluştuysa buluştu. Bir yıl buluşmuş. Hangi çerçevede buluştu? Hangi stratejik anlamda buluştu? Onu da bilmiyoruz. O dönemde buluşması gerektiği için mi buluştu? Yoksa çok samimi olarak onların derdini anladığı için mi buluştu? Bunu da bilmiyoruz. Ama şu açıktır ki Türkiye'de AK Parti iktidarı açık toplum politikalarından
Batı'ya yönelik, Batı ile yerel değerleri evlendirme politikalarından bir anda biraz önce tartıştığımız yeni sağcı, hatta sağcı bile yetmiyor açıklamaya. Çünkü sağcılığın yine bir başka bir Batı evrensel değer ilişkisi vardır. Bu sağcı da değil. Kendi içerisinden referanssız bir model üreterek, her referanssız modelin olduğu gibi kaba bir otoriterizm üreterek aldığı bir yol. Bu yolda da karşısına çıkan sembollerden bir tanesini vurmuş oldu. Bu da bizim öfkemizi cebeliyor. Şu ana kadar aslında 24 Haziran sonrası iktidarı konuşmuş olduk. Bir de muhalefete bakalım. Ne görüyorsunuz? Her zaman gördüğüm şeyi, dağınıklık, fikirsizlik, perspektifsizlik, çağın diliyle, çağın talepleriyle ilişki kuramama, siyaseti toplumsalın dışında sadece bir iktidar mücadelesi, bir ideolojik mücadele, bir ele geçirme mücadelesi olarak gören bir dar alan bakışı görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu çok net her zaman olduğu gibi. Beraber konuşmuştuk seçim döneminde Kılıçdaroğlu çok takdir ettik. Ben ettim. Çünkü çok iyi bir strateji izledi. Kendisini geri çekti. O koca partiyi hareket ettirmeye çalıştı. Ama işte onlar anlık stratejiler. Bugün itibariyle baktığınız zaman hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünün dünyasında, bugünün Türkiye'sinde nasıl bir Türkiye istediğini bize anlatamadığını, söyleyemediğini görüyoruz. Mevcut iktidara karşı çıkmak, negasyon hiçbir zaman hiçbir siyasi partiye dünyanın hiçbir yerinde çok fazla oy getirmemiştir. Getirir işte %30'lar, %35'ler gibi tepkisel oylar getirir. Şimdi bu tabii çok büyük bir sorun. İyi Parti, ben başından beri biraz mesafeliyim galiba İyi Parti'ye. Ben orada biraz soğuk savaş politik kriterlerini görüyorum. Yani alan koruma, olmayan sentezlerin üstünden imajlarla yol alma. İyi Parti temel olarak milliyetçi bir partidir. Ülkücülerin içinden çıkmış bir partidir. Son refleksler, o eskiden dediğim benim son kertede hala arkadaşlarım dediği son kertedeki son refleksi AK Parti'den yana olacaktır. Bunun tartışması bile yok. Kürt meselesinde bu böyledir. Sokak meselesinde de böyledir. Şimdi böyle baktığınız zaman hangi muhalefet? Bu muhalefet dağınık, parçalanmış bir muhalefet. Biz seçimlerde ya da bir kesim seçimlerden önce kendi sesini sevdi. Kendi gürültüsünü çok büyük bir gürültü olarak gördü ve buradan partiler birleşebilir mi, birlikte hareket edebilir mi ya da bir siyasi aktör Erdoğan'ı devirebilir mi gibi bir dizi, nasıl söyleyeyim, beklentinin içine girdi. Ama gerçekler sert. Yani gerçekler bu tür simülakrlarla, imajlarla, kurgularla uyuşmuyorlar. Dolayısıyla sonuçta çok acı oldu. Yani daha ne dediğini bilen, kötü de olsa o dediği şey, istikametini çizen, size alan verdim, bu alanı koruyacağım ve garantörü benim diyen, muhafazakar bir cumhuriyet inşasının baş aktörü benim diyen, kendisinden ürkenleri bile kendisine çeken bir aktör karşısında ve bu adamın söylediği pek çok, vaat ettiği pek çok husus var. Ekonomiden tutun, değil mi? Şeye kadar ilerleyen, kültür politikalarına kadar ilerleyen, büyük bir iktidarda ve iktidarda demeyelim, bütün kurumlarda, elitlerde el değiştirmeyi ima eden, ifade eden, sosyal ve kültürel alanın da hakimiyetini dile getiren bir kesim politikası yapıyor. Bir kimlik politikası izliyor. Buna karşılık karşı tarafta ne kimlik politikası var, ne sınıf politikası var, ne ekonomik politika var, ne batıya benzer bir politika var. Genel olarak ne görüyoruz? Siyasi partilerin kendi içerisindeki itişmelerini görüyoruz. CHP'nin bizim karşımıza çıkardığı tablo, iç siyasetin dışa karşı siyasetten her zaman daha değerli olduğudur. HDP'de, ki HDP daha farklı ve kuvvetli bir parti tabii menşei itibariyle, HDP'de bile bu tür tartışmalarla karşı karşıyayız. İyi Parti böyle doğdu. Böyle ergenliğe doğru gidiyor. Dolayısıyla bu aslında siyasetin toplumsal projeden, toplumsal taleplerden, çağın toplumsal isteklerinden ya da bazı toplumsal hakikatlerden, ekonomiden kültüre kadar kopuk olduğunu gösteriyor. Problemimiz bu. Yani bu çok ciddi bir problem. Yeni değil. Çok eski bir problem.
Program öncesi Özal'ı konuşuyorduk. O günlerden söz etsek yine muhtemelen benzer şeylerle karşı karşıyayız. Açıkçası Ecevit'ten bu yana, ki Ecevit'in projeleri de ne kadar bugün itibariyle baktığımız zaman kuvvetliydi, doluydu, ikna ediciydi, başka bir mesele. Ama yeni bir ufuk, yeni bir Türkiye vaat edip insanları etrafında toplayan bir cazibe merkezi muhalefette olmadı. Ali Bayramoğlu, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, konuğumuz gazeteci Ali Bayramoğlu'yla Türkiye'de iç ve dış siyasette neler bekliyor diye konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür etmiyoruz. Güne Bakış'a devam ediyoruz. Rusya ordusunun desteğini alan Suriye ordusu İdlib'de bir operasyon yapmaya hazırlanıyor. Peki İdlib'deki cihatçılar böyle bir operasyonda Türkiye'ye yönelirse ne olur? Doğa Eroğlu Fırat Fıstık'a değerlendirdi. Şimdi şuradan başlayalım. Ankara'daki Çavuşoğlu-Lavrov görüşmeleri, hemen ardından Putin'in de dahil olduğu Moskova görüşmeleri operasyonun artık hemen başlayabileceğini işaret ediyor. Türkiye'de operasyonda görünüşe göre Rusya, Suriye, İran bloğuyla birlikte hareket etmek durumunda kalacak. İl Savunma Bakanı Akar ve Metin Sesi Hakan Fidan Rusya'da yaptığı görüşmelerde zaten Rus tarafı açıkladı, Kuzeybatı Suriye'deki seçeneklerin bu görüşmeler sırasında masaya yatırıldığını. Dolayısıyla artık biliyoruz, yani Rusya ve Türkiye o bölgedeki olası senaryoları tartışıyor. Şimdi şöyle bir sıkışıklık olabilir tabii uluslararası ilişkiler bağlamında. ABD ile Türkiye'nin yaşadığı kriz Rusya'nın İdlib konusundaki ajandasını birazcık değiştirebilir. Türkiye ile ABD problemleri de kolaylıkla çözecekmiş gibi gözükmüyor. Dolayısıyla Rusya'nın çok da zaman baskısı olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi Türkiye'nin durumu tabii ki İdlib konusunda harekete geçmek yönünde oldukça isteksiz. Ama çünkü bir karar vermesi lazım. Karar vermeden çözebileceği, herhangi bir taraf seçmeden çözebileceği bir krize benzemiyor bu. Ne kadar ötelense de bu karar anı bir gün gelecekti. Özellikle İdlib'de Türkiye'nin desteklediği gruplar konusunda. Ve şu anda bir karar alanı olduğunu düşünüyorsun kesin. Evet, yani bir karar vermeden bu sefer içinden sıyrılabileceği bir kriz olduğunu düşünmüyorum Türkiye'nin. Yani şu anda gözüktüğü gibi ben bu sürecin devamında da Türkiye'nin Rusya, Suriye, İran bloğuyla birlikte hareket etmeyi sürdüreceğini tahmin ediyorum. Ekonomik darboğazın ardından bir de 7.3'lük bir depremle sarsılan Venezuela vatandaşlarının göç dalgası sebebiyle Latin Amerika ülkeleri Kolombiya'nın çağrısıyla bir araya geliyor. Bir süredir ekonomik kriz içerisinde bulunan Venezuela'da geçtiğimiz hafta 7.3 ölçeğinde bir deprem oldu. Ekonomik krizin yoğun etkisi ve depremin de yaşam şartlarını daha da kötüleştirmesi sebebiyle Venezuela vatandaşlarının kitlesel olarak çevre ülkelere göçü hız kazandı. Venezuela'dan artan göç meselesiyle ilgili Kolombiya, Ekvador, Peru ve Şili ile toplantı yapacak. Davetliler arasında bölge devleri Brezilya, Arjantin ve Meksika da bulunuyor. Geçtiğimiz 15 ay boyunca resmi tahminlere göre 1 milyondan fazla Venezuelalı göçmen Kolombiya'ya giriş yaptı. Bunun yanı sıra Ekvador, Şili, Peru ve Brezilya tarafından da birçok göçmen kabul edildi. Güney Amerika ülkeleri arasındaki vatandaşlar bu krize kadar pasaport kullanmadan bir ülkeden diğerine geçebiliyorlardı. Ancak bu göç ile birlikte Venezuela'nın komşuları pasaport şartı koşmaya başladılar. 32 milyon nüfuslu Venezuela'da 2014'ten beri 2.3 milyon vatandaş ülkeyi terk etti. Yasa dışı ve transit göçmenler bu sayıya dahil değil. Göç eden Venezuelalıların çoğu komşuları Kolombiya'ya, bir kısmı da Güney Amerika'daki diğer ülkelere dağılıyor. Yaklaşık 200 bin kişinin de İspanya'ya gittiği ifade ediliyor. Venezuela'da ekonomi petrol ihracatına dayanıyor. Petrolden elde edilen gelirlerle de ihtiyaç ürünleri ithal ediliyor. 2014'te petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte ülkenin petrolden elde ettiği gelir de azaldı. Piyasada ithal ürünlerin azalması da ürünlerin fiyatlarının artmasına sebep oldu. Enflasyonun yükselmesine, hükümetin para arzını arttırması da eklenince Venezuela parasının değer kaybı hızlandı. Venezuela'da Uluslararası Para Fonu IMF'nin 2018 sonu için enflasyon tahmini %1 milyon olurken, hükümet 20 Ağustos'ta para biriminden 5 sıfır atarak hiperenflasyonla baş etmek adına bir hamle yaptı. Almanya'nın Saksonya eyaletine bağlı Chemnitz kentinde hafta sonu bir Alman'ın göçmen kökenli kişiler tarafından
öldürüldüğü iddiaları sonrasında aşırı sağcıların gösterileriyle yükselen gerginlik devam ediyor. Chemnitz'te geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen bir festivalde çıkan kavga neticesinde 35 yaşındaki bir Alman ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İki kişinin de yaralandığı olayların ardından festival erken bitirilmişti. Sebebi henüz bilinmeyen cinayetin şüphelisi olarak gözaltına alınan zanlılardan birinin 23 yaşındaki bir Suriyeli, diğerinin de 22 yaşında bir Iraklı olduğunun duyulmasıyla birlikte kentteki aşırı sağcı ve yabancı düşmanlarının yanında Chemnitz futbol takımının taraftarlarından oluşan yaklaşık 800 kişilik grup sokaklara çıkmış ve protesto gösterileri düzenleyip göçmen kökenli olduğunu düşündükleri kişileri taciz etmişlerdi. Kent dün yine aşırı sağcıların gösterilerine sahne oldu. Doğu Almanya dönemindeki ismi Karl Marx şehri olan şehrin merkezindeki Karl Marx anıtı önünde düzenlenen aşırı sağcıların gösterisini protesto etmek isteyen karşıt grupların karşı karşıya gelmesiyle çıkan arbedeye polis müdahale etti. İki grubun birbirine kaldırım taşları ve havai fişekler fırlatması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Olaylar sırasında aşırı sağcı grupları arasındaki göstericiler arasında Hitler selamı yapanlar da objektiflere takılmıştı. Aşırı sağcıların gösterilerine Müslüman ve yabancı düşmanı Pegida hareketi ve sağ popülist Almanya için alternatif partisi de destek veriyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel kentte yaşanan şiddet olaylarını kınadı. Merkel kendi kendine adaleti sağlama çabalarına hoşgörü göstermeyeceklerini söyledi. Olaylarla ilgili olarak Saksonya Başsavcılığı da soruşturma başlattığını açıkladı. Hem Almanya'nın doğusundaki Chemnitz kenti hem de bağlı bulundukları Saksonya eyaleti aşırı sağcıların ve yabancı düşmanlarının kalelerinden biri olarak görülüyor. Bununla birlikte Chemnitz kentinde göçmen kökenliler nüfusun sadece %2'sini oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'nın Kuzey Amerika ülkeleri serbest ticaret anlaşmasının yerini alacak yeni bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşması üzerine bugün Kanada'da müzakerelere dahil oldu. Anlaşma haberini dün Başkan Donald Trump gazetecileri çağırdığı ofisinde Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto ile telekonferans yaparak duyurmuştu. Trump, ülkesi için adil şartlar içermediği gerekçesiyle Amerika, Meksika ve Kanada arasında yürürlükte olan NAFTA'dan tek taraflı çekilme tehdidinde bulunarak Meksika ve Kanada'yı aralarındaki ticaretin kurallarını yeniden belirlemeye zorlamıştı. Amerikan Başkanı Enrique Peña Nieto ile vardıkları anlaşmanın detaylarına girmedi ama Meksika'nın ABD'den hemen ve mümkün olduğu kadar fazla çiftlik ürünü satın almayı kabul ettiklerini söyledi. Anlaşmanın 6 yıl sonra yeniden gözden geçirilmesi de karara bağlandı. Trump Kanada'yı da adil davranması koşuluyla sürece katılmaya davet etti ve ticaret hacmi 1 trilyon dolar olan NAFTA'nın 3. ortağı Kanada'nın Avrupa'da bulunan Dışişleri Bakanı dün derhal seyahatini yarıda kesip müzakerelere katılmak üzere Washington'a hareket etti. Haber üzerine Kanada doları ve Meksika pesosunun piyasa değerinde artış gözlendi. Amerikan borsalarında da yükseliş vardı. Et ve Süt Kurumu'nun Brezilya'dan ithal ettiği sığırlarda şarbon hastalığı tespit edildi. Kesimlik olarak ithal edilen yaklaşık 4000 sığırın 50'si şarbon hastalığı nedeniyle telef oldu. Konuyu ilgili Dünya Gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'la konuştuk. Tabii yani bu olayın arka planında aslında Türkiye'nin uzun bir süreden beri canlı hayvan ve et ithal etmesi. Çünkü dışa bağımlı hale gelen Türkiye canlı hayvan ve et ithal ettikçe bu aslında aynı zamanda hayvan hastalığı da ithal ediyor. Çünkü hayvanların alındığı ülkede yapılan kontroller, denetimler yeterli mi, ne kadar yapılıyor? Bunun mutlaka sorgulanması gerekiyor. Ama bunun ötesinde baktığımız zaman Türkiye 2010 yılından bu yana yoğun olarak canlı hayvan ve et ithal ediyor. Hatta saman ithal etti 2012'de, 2017'de. Sadece hayvanla veya etle değil, saman ithal ettiğinizde bile hastalık ithal etme riskiniz artıyor. Ve burada baktığımız zaman hani bu ilk kez yaşanmıyor. 2010 yılından bu yana baktığımız zaman birçok kez hayvan
Salgın hastalığının ithalatla Türkiye'ye geldiğini gördük. İşte en son Karadeniz yaylalarında kentsel dönüşüm çalışmalarını Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mehmet Bekeroğlu arkadaşımız Recep Berber'e değerlendirdi. Ayder'deki yapılaşma aslında Karadeniz yaylalarında yapılaşma diye başlamak lazım. Ama Karadeniz yaylalarında yapılaşma konuşurken iki tane yer çok özellik arz eder. Biri Uzungöl, biri Ayder. Buralar iyi reklam edilmiş. İşte Ayder'in kaplıcaları filan reklam edilmiş. Zamanında çok uzun süreden beri içmeler filan var orada. Ve gelişigüzel binalar yapılmış. İnsanların ilgisi yeni değil. Ama şimdi başka bir ilgi var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani rezil ettik Ayder'i demesi tabii bir itiraf. Rezil ettik Türkiye'yi, rezil ettik İstanbul'u, rezil ettik Bakırköy sahillerini filan. Yani ama tabii Ayder'in rezil olması, gündeme gelmesi başka bir şeyle. Yani rant Ayder'de herkes var. Ayder'de şu anda turizm, işte halk kendi el yordamıyla. Şu andaki düzen iyi bir düzen değil ama halkın, orada yaşayan insanların el yordamıyla buldukları bir sistem. Çin'de yapılan bir araştırmaya göre sağlığa ciddi anlamda zarar veren hava kirliliğinin zekada da önemli bir düşüşe sebep olduğu belirtildi. Hava kirliliğine maruz kalmanın verdiği zarar bir yıllık eğitimi kaybetmekle eşit görülüyor. Dünya nüfusunun %95'i kirli hava soluyor. Araştırmaya göre kirli hava bilinen fiziksel etkilerinden çok daha fazla zarara sebep oluyor. Dil ve aritmetik test skorları karşılaştırıldığında kirli hava bir yıllık eğitim kaybının neden olacağı kadar büyük bir düşüşe sebep oluyor. Araştırmayı yapan ekipte bulunan Yale Üniversitesi'nden Yi Cheng, kirli hava en çok yaşlı, özellikle 64 yaşının üzerindeki erkekleri ve düşük seviye eğitimli olanları etkiliyor. Onlar için sonuç birkaç yıllık eğitim kaybının yaratacağı kadar büyük diyor. Daha önceki araştırmalarda kirli havanın bilişsel performansı etkilediği ortaya çıkmıştı. Fakat bu araştırma her yaştan insanın incelendi, kadın ve erkek arasındaki farka bakılan ilk araştırma oldu. 2010-2014 yılları arasında 20 bin kişiyle yapılan araştırmada dil ve aritmetik testlerine bakıldı. Nitrojen dioksit ve sülfür dioksit kirliliği kayıtlarına bakılarak testler üzerinden yapılan karşılaştırmalarda hava kirliliğine daha fazla maruz kalan insanların zekasının daha fazla zarar gördüğü ortaya çıktı. Ayrıca sonuçlara göre dil yeteneği aritmetik yeteneğine göre daha fazla zarar gördü ve erkekler kadınlara göre kirli havadan daha kötü etkilendi. Araştırmacıların söylediğine göre bu kadın ve erkek beyninin çalışma biçimlerindeki farktan kaynaklanıyor. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan araştırmada ayrıca kirli havaya maruz kalan insanların daha sabırsız davrandığı ve işbirliği yapmaya daha az istekli olduğu sonucuna da ulaşıldı. Nefret cinayetine kurban giden trans Esra Ateş için dün akşam bağımsız aktivistlerin katılımıyla Beyoğlu'ndaki evin önünde bir anma yapıldı. Anmayı izleyen arkadaşımız Defne Sarıöz, Ateş'in komşusuyla ve Nakka LGBT+'tan bir aktivistle görüştü. Beyoğlu'ndaki evinin önünde geçtiğimiz cumartesi günü gasp edilen ve boğazı kesilerek öldürülen trans Esra Ateş için dün akşam oturduğu apartmanın önünde anma yapıldı. Medyaskop TV olarak katıldığımız anmada Ateş'in arkadaşlarıyla ve Nakka LGBT'yi artıdan Tulya ile konuştuk. Çok iyi biriydi. Hayvan sever. Düzgün bir hayatı vardı. Akşam 9. Telefonu kapatır. Sabah saat 6-5 gibi uyanır. Kalktıktan sonra koşur. Hayvanlarını doyurur. Burada sokaklarda besler. Köpeği vardı. Geçen sene çok büyük stres yaşadı, atlattı. Öldü köpeği. Vefat etti köpeği. Lili'di ismi. Çok düzgün bir hayatı vardı. İmrenirdik yani burada. Hiçbir kimseyle muhatap olmaz. Kültürlü, tam bir Türk kızı. Bu adalet mi sizce, bu karakolun sokağında bu oluyor? Düşünsenize başka yerde neler yaparlar? Ben Bandırma'da yaşıyorum. Geldi yanımda kaldı bir gece. Ben de kaldım burada bir gece. Son görüşümüz oldu. Böyle bir ölümü hak etmedi.
çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. İnsan yere koymuyorlar bizi. Bize diyorlar ki naletli bunlar şey, diyorlar. Şey naletliğimiz biz. %80 hormonu kadın hormonlarım var. %20 erkek hormonum var. Ne yapabilirim? Ne erkek olabilirim ne kadın. Ne yapayım? Tercihim bu. Bir kimse zarar vermiyorum. Bir kimse rahatsız etmiyorum. Esra'nın katilini tanıyoruz. Esra'nın katilinin daha birkaç gün önce Bursa'da işkence edilerek öldürülen Begüm'ün katiliyle, Hande Kader'i yakarak katledenlerle, Eylül Johnson'ı intihara sürükleyenlerle, Muhammed Bizans Sankari'yi kafasını keserek öldürenlerle aynı olduğunu biliyoruz. Mesela cinayetlerin konuşmaya böyle bir ölüm olduğunda medya açısından başlıyor gibi gözüküyoruz. Bu olay spesifiğinde mesela konuşmak gerekirse yani Esra Ateş'in ölümü birkaç tane daha bağımsız özgür medya haricinde hiçbir medya kanalı tarafından yayınlanmadı dünkü anma öncesinde. Yani şu anda toplumsal olarak evet nefret suçlarının arttığı bir dönemdeyiz ama bir yandan nefret suçlarına karşı tepkinin de arttığı bir dönem. Ama buna rağmen hala bir trans kadının ölümü ana akım medyaya düşmüyorsa bu şeyin direkt olarak göstergesi aslında yaşam boyu süren ayrımcılığın ölümden sonra bile devam etmesi. Artık yasalarda bir değişiklik yapılması gerekiyor. Medyanın dil olarak ayrımcı bir dilden vazgeçmesi gerekiyor. Evet, Güne Bakış'ın sonuna geldik. Sırada dün akşam Süper Lig maçları oynanırken yapılan kısıtlama nedeniyle Periskop üzerinden yayınlayamadığımız kültür tarih sohbetleri var. Saat 21'de ise Işın El için konukları Nicholas Danforth ve Ryan Gingeras'la Türkiye ve ABD arasındaki kopuşu konuşacak. Yarın akşam aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.